Canı askerlikti. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışma vardı gündeminde. İsrail örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele görür dedi. AK Parti haftalık grup toplantısını yaptı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemine bir kez daha Hamas-İsrail gerilimini aldı. Sivillere yönelik hiçbir eylemi, sivil yerleşimleri hedef alan hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz. Suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır. Cumhurbaşkanı İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele görecektir dedi. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. Sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Birleşmiş Milletler Filistinlilerin hakkını koruyamadı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan barış çağrısında bulundu. Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletleri taraflar arasında hakkaniyetli, adil ve insani dengelere dayalı tutumlar almaya çağırıyoruz. Bunun için Türkiye olarak biz tarafları itidale davet ediyoruz. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını, taraflar arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözümünü istiyoruz. Cumhurbaşkanı sınırları tehdit eden terör örgütlerini de aldı hedefine. Operasyonları daha da artıracağız dedi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki inlerinden ülkemize saldırma hazırlığı yapan, bölgedeki unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin de açıklamaları oldu. Çalışan ve emeklilere yılbaşında yeni düzenlemeler yapacağız dedi. Son dönemde insanımızın canını en çok yakan ve sıkan konu hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Hayat pahalılığına değindi. Türkiye olarak enflasyondan muzdarip durumdayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz diye konuştu. Ülkemizdeki hayat pahalılığı. Bilhassa bazı alanlarda ne enflasyonla, ne döviz kuruyla, ne de başka bir akılcı sebeple izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Sadece belirsizlik ortamını fırsat bilip 3 kuruş daha fazla kazanmak uğruna ülkesine bu kötülüğü yapanlar aslında kendi geleceklerini sabote ettiklerini bilmelidirler.
Hedef oklarını fırsatçılara çevirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaşa uyarılarda bulundu. Milletimden bu fırsatçılara hak ettikleri cevabı, gerektiğinde malını satın almayarak, gerektiğinde hizmetini başka yerlerden temine yönelerek ama her seferinde mutlaka yapılan ahlaksızlığı ifşa ederek vermesini istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında emeklilere yönelik verdiği müjdeyi hatırlattı, yılbaşını işaret etti. Hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İttifak açıklaması geldi Cumhurbaşkanı'ndan. Herkese kapımız açık dedi. Siyaset arenasında gündem oldukça yoğun. Grup toplantılarında da gündem maddeleri hem seçim hem de dünyada yaşanan gelişmeler oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına katıldı. Gündemde 31 Mart mahalli idareler seçimleri vardı. Seçimlerde ittifaklar nasıl şekil alacak? Bu soru tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Grup toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı kapımız herkese açık dedi. Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Evet. Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? Evet diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İyi Parti. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı çatısı altında toplanan partiler seçim sonrası faturayı birbirine keserek dağılmıştı. Seçim yenilgisinde herkesin birbirini suçladığı partilerden birçoğu seçime yalnız gireceğini ve her ilde aday çıkaracağını açıklamıştı. Cumhur İttifakı yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde işbirliği için çalışacak heyetleri belli oldu. 31 Mart 2024'te yerel seçimlerde ittifak yapacak AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ortak heyet kurulması kararının ardından çalışmalara başlanmıştı. Bu kapsamda her iki partide öncelikle çalışmaları yürütecek heyetlerini belirledi. Buna göre heyetlerde AK Parti'den 3, MHP'den de 3 kişi yer aldı. Ön çalışma çerçevesinde AK Parti ve MHP geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti. AK Parti 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçlarıyla bu süreçte partiyle benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı. MHP ise heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı. Parti 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alırken 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da değerlendirildi. Heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta büyük şehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak. Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli verecek. Bu arada AK Parti'nin 12 Ekim Perşembe yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında heyetin çalışması ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Irak-Suriye tezkeresine ilişkin İyi Parti'de tutumunu açıkladı. Partinin Grup Başkanı Erhan Usta, terörle mücadele için Irak ve Suriye tezkerelerine İyi Parti grubu olarak evet diyeceğiz dedi. Kahraman Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor. Terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'de de görev alan askerlerin görev sürelerinin 2 yıl daha uzatılması için mecliste görüşmeler başladı. Tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderildi.
Ardından gözler partilere çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu tezkereye hayır diyeceklerini açıkladı. Hemen arkasından bir açıklamada İyi Parti cephesinden geldi. Partinin grup başkanı Erhan Usta mecliste kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada terörle mücadele için Irak ve Suriye tezkerelerine İyi Parti grubu olarak evet diyeceğiz ifadelerini kullandı. ...2024 yerel seçimleri için az bir süre kala partiler adaylarını açıklıyor. Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Hakan Peker'e rozetini takdim etti. Türkiye genel seçimlerin ardından gözlerini yerel seçimlere çevirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler seçim hazırlıklarına hız katarken adaylar da birer birer belirleniyor. Son gelişme İyi Parti'den geldi. Teşekkür ederiz. İyiler ailemize. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayını duyurdu. Buna göre Safranbolu Belediye Başkan adayı sanatçı Hakan Peker oldu. İyiler ailemize katılmak üzere bugün aramızda bulunan kıymetli misafirimiz, ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski Popsav Başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı, Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayımız Sayın Hakan Peker'i, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hakan Peker sanatçılığın ardından siyasete girdi. Meral Akşener rozetini kürsüde Hakan Peker'e verdi. İyi Parti için seçimi sanatçılarla gidiyor yorumları yükseliyor. Aynı zamanda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in sanatçı Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini açıkladı. Hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara'da öğrencilerle buluştu. İsrail-Filistin çatışmasını değerlendiren İnce, Erdoğan'ın denge politikasını doğru buluyorum ifadelerini kullandı. Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde. 5 gündür tüm şiddetiyle devam eden savaşta yüzlerce can kaybı verildi. Her iki tarafın da sert müdahaleleri sivilleri etkiledi. Bu süreçte gerilim giderek tırmanırken dünya liderleri de konuya ilişkin yorumlarda bulundu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ardından Türkiye'de yakından takip edilen savaş partilerin grup toplantılarında dahi gündem oldu. Konuya ilişkin bir açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce Ankara'da öğrencilerle buluştu. İnce İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin soruya yanıt verdi. Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Ya mesela Rusya-Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıkça Ukrayna'dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın denge politikasını doğru bulduğunu belirtti. Tayyip Erdoğan'ın politikası, denge politikasını doğru buluyorum arkadaşlar. Bunu doğru buluyorum. Ya ben bu ülkenin yerli, milli bir adamıyım. Ben bu ülkenin cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapıyorum. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Doğru işler yapıyor. Ermenistan-Azerbaycan savaşında Azerbaycan'a yardım edilmesini destekliyorum. Libya'da olunmasını destekliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5000 TL emekli ikramiyesinde kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için açıklama yaptı. Konuya dair başka bir çalışma olmayacağını ve hedef grubun geçim sıkıntısı yaşayan emekliler olduğunu vurguladı. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Milyonlarca emeklinin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Ekonomik şartlardan dolayı geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için yeni bir çalışma başlatıldı. Emeklilere ikramiye düzenlemesi meclise geldi. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.
İkramiye haberinin ardından çalışmalarına devam edilen emekliler konusu konuşulmaya başlandı. Düzenlemeden yararlanamayacak olan emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapan Işıkhan, kapsam genişlemeyecek notunu düştü. Biz düzenlemeyi tamamladık değerli arkadaşlar. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlama gitmek zorunda kaldık. Elde edeceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Emekli olmuş, tekrar çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubumuz, sosyal devlet olarak da bu mağdur durumda olan ya da içimiz olduğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu. Yani çok güzel bir sonuç elde ettik. Emeklilerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Öte yandan düzenleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de soruldu. Biz bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık. Orada önemli sayılacak tek kerelik ödeme kararlaştırıldı ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, emeklilerin maaş zamlarına ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini de açıkladı. Önümüzdeki dönemde tabii ki emeklilerimizi önceliklendireceğiz. Rutin yılbaşında ne ise o olacak. Yılbaşında imkanlara bakılıp adım atılacak. Emeklilerimiz için, tüm çalışanlarımız için bir sözümüz var. Memur, işçi, emekli hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecekler dedi. Acın toktan haber olmaz, tokun acıdan haber olmaz. Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapılabilir. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, talep gelirse önümüzdeki yıl bir düzenleme yaparız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve gelmesinin ardından eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı ilkokul 1. sınıflar için 4 Eylül, diğer öğrenciler içinse 11 Eylül 2023 pazartesi günü başlarken 19 Ocak 2024 cuma günü sona erecek. Öte yandan öğrenciler için 2 ara tatil bulunuyor. Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 pazartesi ile 12 Nisan 2024 cuma tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda yeni bir çalışma yapılacağı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılması ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Öyle bir şey yok ya. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse o zaman bakarız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane izleme değerlendirme daire başkanlığı olduğunu söyledi Tekin. Yani yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bütün uygulamalarımız. Dolayısıyla dönemsel olarak da uygulamanın vakti zamanı geldiğinde uygulamayla ilgili izleme değerlendirme daire başkanı rapor alıyor. Bu yılda ara tatilden sonra izleme değerlendirme daire başkanı rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler mutlu, veliler mutlu, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Ama bir eleştiri, eğitim öğretim süreciyle ilgili bir problem varsa da ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonu Geç Kalanlar adlı oyunla açtı. Kapalı gişe oynandı oyun. Ücretsiz sahnelenen oyunun biletleri günler öncesinden tükenmişti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona tek perdelik Geç Kalanlar oyunuyla merhaba dedi. Kapalı gişe oynanan oyun tiyatro severlerden tam not aldı. Biliyor musun, benim bir tek isteğim vardı. Kendimi anlatmaya çalışıyordum sadece. Bıraksaydım o keşfetseydim. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2023-2024 tiyatro sezonunu Geç Kalanlar adlı oyunla açtı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyun kapalı gişe oynandı. Kendi çalışırsan. Büyük beğeni toplayan Geç Kalanlar adlı oyun Pervin Ünal tarafından kaleme alındı. Yönetmeliğini ise Profesör Doktor Bünyamin Aydemir yaptı. Oyunumuz aslında iki perde planlanmakla birlikte son hafta tek perdeye düşürdük. 75 dakika maksimum sürüyor. Ama seyircimizi çok diri bir şekilde oyuna bağlayabilecek bir hikaye sahip. Oyun
Kadın kadın erkek ilişkisi üzerinden kayıplar sonrası yaşanan büyük pişmanlıkları konu alıyor. Sevginin kıymetini bilmeyen, elindeki güzelliğin kıymetini bilmeyen ve kaybettikten sonra pişmanlık çeken biz insanların aslında bir hikayesini anlatıyor. Biz insanlara aslında bir ayna tutuyor. Karı koca ilişkisi üzerinden dediğim gibi bir insanlık hikayesi izleyeceğiz. Geç Kalanlar oyunu her pazartesi ve salı tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek. Her hafta pazartesi ve salı günleri saat 19 itibariyle seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu oyunu sadece Erzurum'da değil, yurt içi ve yurt dışında sahnelemeyi hedefliyor. Elbette bu oyun bir de şehir dışında ve yurt dışında da turnelere gitmeyi planlıyorlar ekip arkadaşlarımız. Davetler var. Bu davetlere belki icabet söz konusu olabilir. Mesela 29 Ekim'de Adana'da o kesinleşti. Adana turnemiz. Uşak turnesi var. İstanbul, Ankara'da olabilir muhtemelen. Bunlar kesin. Erzurum'da yıllarca askeri hastane olarak hizmet veren Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi artık eğitim yuvası oluyor. Hastaneler Caddesi'ndeki eski bina Erzurum Lisesi'nin ek binası olacak. Şimdi Erzurum Lisesi Erzurum'un en köklü ve en eski eğitim kurumlarının başında geliyor. Erzurum Lisesi büyüyor. Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binası Erzurum Lisesi'ne devrediliyor. Erzurum Lisesi çok derin ve ihtişamlı bir geçmişe sahip. Bizim dönemlerimizde Erzurum Lisesi gerçekten Türkiye'nin en önde ismi zikredilen liselerinin başında gelirdi. Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi, Trabzon Lisesi, Pertevniya Lisesi gibi liseler arasında Erzurum Lisesi'nin isminden çok bahsedilirdi. Binlerce öğrenci yetiştiren Erzurum Lisesi 1889 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. İlk önce lisemiz Şahinefi Ortaokulu diye bilinen ortaokulun yerinde bir eğitim görmüş. Daha sonra taşınarak şu andaki Hastaneler Caddesi dediğimiz bölgeye gelmiş. Orada şu anda Nene Hatun Kız Lisesi olarak bilinen lisede bir müddet eğitimini devam ettirmiş. Daha sonra da kendi yerine taşınmış. 1939 yılında. Erzurum Lisesi 1924 yılında da Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ziyaret edildi. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk Erzurum ve çevresinde yaşanan depremden dolayı Erzurum'a Latife Hanım'la birlikte geliyor ve geldiği zaman Erzurum Lisesi'ne ziyarette bulunuyor. O ziyaretle ilgili çok da güzel bir fotoğraf var. O ziyaret esnasında da o anda Erzurum Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet Hamdi Tanpınar da var. Ana bina, pansiyon, spor salonu ve kültür sitesi olmak üzere 4 ayrı binadan oluşan, yaklaşık 18.500 metrekarelik alanda bulunan tarihi okul, 1988 yılından bu yana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi. Erzurum Lisesi ek binaya kavuşuyor. Daha önce ERVAK Başkanı Erdal Güzel'in gündeme taşıdığı konu nihayet sonuçlandı. Yusuf Tekin hocamız Milli Eğitim Bakanı oldu. Erzurum'a gelmişti. Biz de dedik fırsat bu fırsat. Bunu tekrar dile getirelim. Bir söyleyelim. Bir farkındalık oluşturalım dedik. Biz STK'yız bildiğiniz gibi. Görevimiz bu. Bakanımız buradayken bunu tekrar dile getirdik. Dedik ki bu bina atıldırıyor. Erzurum Lisesi'nin de ek binası yıkıldı. Binanın da eski bir görkemli haline gelmesi lazım Erzurum Lisesi'nin. Aradaki duvarı kaldırır, entegre bir proje yapılırsa çok şık bir eğitim kompleksi meydana gelir. Erzurum Lisesi'ne de farklı bir konsept yakıştırılırsa nur alem nur olur ve Erzurum Lisesi eski şanına, şöhretine kavuşur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in girişim ve gayretleriyle okulun hemen yanında bulunan ve aktif olarak kullanılmayan Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binası Erzurum Lisesi'ne devredilecek. Bu münasebetle çağrımıza kulak verildi. Milli Savunma Bakanlığı Mareşal Çakmak Hastanesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmiş. Bu çok sevindirici bir haber oldu bizim için.
Hali hazırda 19 sınıf, 47 öğretmen ve 486 öğrenciyle eğitim öğretime devam eden Erzurum Lisesi bu yeni adımla daha da güçlenecek. Erzurum Lisesi 134 yıllık yeni ilaveyle tarihi dokusunu koruyarak hizmet vermeye devam edecek. Erzurum'dan bir girişimci gelecek ekranlarınıza. Serkan Akgöz, Erzurum'un tescilli lezzeti olan su böreği ve Erzurum mantısı üretiyor. Ürettiği bu ürünleri de Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına pazarlıyor. Bize ait olan, Anadolu'ya ait olan lezzeti tüm Türkiye'ye ve Erzurumlara sunuyoruz. Devletten destek aldı. Bu sayede ürettiği tescilli lezzet su böreği ve Erzurum hıngelini Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Türkiye'nin 81'ine kargoyla gönderiyoruz. Türkiye'nin 7 ilinde şubelerimiz var. Yurt dışında da Irak'ta şubelerimiz var. Erzurumlu girişimci Serkan Akköse, KOSGEB girişimci destek programından yararlandı. 43 yaşındaki Akköse 2017 yılında 13 kişilik ekibiyle su böreği ve bir tür mantı çeşidi olan Erzurum hıngeli üretmeye başladı. 250-300 tepsi üretiyorduk. Bugün bu gördüğünüz tesiste vardiyalar artırılarak 2000-2500 tepsiye kadar ulaşabiliyoruz. Akköse, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2020 yılında Erzurum su böreğinin, 2021 yılında ise Erzurum hıngelinin tescil edilmesiyle sektörde ülke çapında adını ve markasını duyurdu. Bir yıl önce büyük bir fikrimiz, büyük bir hayalimiz, küçük de bir sermayemiz vardı. Bu işe karar verdiğimizde KOSGEB'in kapısını çaldık. Akköse geçen yıl KOSGEB'in küçük işletmelere yönelik programdan aldığı istihdam desteğiyle çalışan sayısını artırmıştı. Bu senede yine KOSGEB'in KOBİ gelişim destek programından 1 milyon 580 bin lira makine ve teçhizat desteği aldı. Biz fuarlara katıldık, çeşitli fuarlara. Fuarlarda KOSGEB'in desteğini aldık. Stand parası, stand kirası, ayrıca reklamda, kartvizitte, katalogda, buna benzer inovatif şeylerde KOSGEB'in destekleri var. Ve bugün bankalardan kredi almak çok çok zorlaştı. KOSGEB olmasaydı bunu alamazdık açıkçası. Girişimci Palandöken ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2000 metrekare alanda 60 kişilik ekiple üretim yapıyor. Tescilli lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına ve Irak'a pazarlıyor. Şubelerimizin hepsinde, diğer illerdeki ve yurt dışındaki şubelerimizin hepsinde kadın gücünü tabelamız kadar büyük asarız. Çünkü evet, firma sahibi bir erkek ama gücünü kadından alıyor. Hamas-İsrail çatışması sürüyor. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail'den tam taarruza geçiyoruz açıklaması geldi. Filistin Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridor oluşturulması çağrısı yaptı. İsrail ordusu cumartesi gününden beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalıyor. Gazze'de enkazın çokluğu nedeniyle ekiplerin yetersiz kaldığı ve enkaz altındaki insanlara müdahale edilemediği açıklandı. Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın operasyonundaysa 1200 İsrailli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Gallant, tüm kısıtlamaları kaldırdım, şimdi tam taarruza geçiyoruz ifadelerini kullandı. Gallant, Gazze'nin asla eskisi gibi olmayacağını ileri sürdü. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridinde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını duyurdu. Açıklamada İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerami bölgesinde kullandığı aktarıldı. İsrail'dense konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'yi bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri şehir merkezine sığındı. 137 binden fazla Filistinli Gazze şeridindeki Birleşmiş Milletler okullarına sığındı. Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Filistinli mültecilere yardım ajansına ait bir okulu doğrudan hedef aldığını duyurdu. Gelsin.
Hava saldırıları sonucu hayalet şehre dönüşen Gazze'de elektrik ve su kesildi. Gıda akışı durduruldu. Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridor açılması çağrısında bulundu. Yaşanan insani krize dikkat çekti. Hamas hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Nassar, direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor, ifadelerini kullandı. Öte yandan 5. günde can kayıpları da artıyor. Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere hayatını kaybeden Filistinli sayısı 950'yi bulurken, İsrail'de ise 1200 kişi can verdi. Öte yandan Gazze'deki hükümet basın ofisi söz konusu saldırılarda 8 gazetecinin öldüğünü, 10 gazetecinin yaralandığını açıkladı. Akan kanın durması için çağrılara rağmen İsrail tam tersi bir adım attı. Ülkede acil ulusal birlik hükümeti kuruldu. Yani adeta bir savaş kabinesi oluşturuldu. Hamas'a resmen savaş açan İsrail savaş kabinesini kurdu. Ülkede acil ulusal birlik hükümeti oluşturuldu. Savaş kabinesi Netanyahu, Gantz ve Gallant tarafından yönetilecek. Kabinede iki de gözlemci yer alacak. Hayat adam şey. חוגגים רצח נשים, ילדים וקשישים. İsrail medyası, Başbakan Benjamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında acil ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Times of Israel gazetesi, Netanyahu ve Gantz acil birlik hükümeti kurma konusunda anlaştı diye yazdı. Günler süren müzakerelerin ardından Gantz'ın muhalefetteki partisinin acil hükümete getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Gelişme Netanyahu ve Gantz tarafından ortak açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Gantz'ın talebi üzerine Hamas'la savaşı yönetecek yalnızca Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Gantz'ın yer alacağı küçük bir savaş kabinesi oluşturulacak denildi. Eski İsrail Savunma Kuvvetleri Generali Gadi Eisenkot, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'le birlikte savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapacak. Anlaşmaya göre savaş kabinesi, Hamas'la savaş sırasında alakası olmayan hiçbir politika veya yasayı teşvik etmeyecek. Eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik harekete geçildi. Düzenlenen Kahramanlar operasyonunda 8 ilde 27 terörist yakalandı. Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da PKK'ya yönelik Kahramanlar operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olan 27 terörist gözaltına alındı. Teröristlere yönelik yurt içi ve sınır dışı operasyonlar hız kesmiyor. Son zamanlarda hız verilen terör operasyonlarıyla örgüt üyelerine geçit yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü başkentteki saldırı girişiminin ardından Kahramanlar operasyonu başlatıldı. Son olarak 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 27 şüpheli bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar arasında en çok rastlanan meme kanseri, kanser türleri arasında en sık görülen tür olarak birinci sıraya yerleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları var sırada. Sağlık alanında yapılan çalışmaların başında tarama geliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından meme kanserine yönelik açıklamalarda bulundu. Koca paylaşımında meme kanserinin tüm kanser türleri arasında %11,7'lik oranla ilk sıraya yükseldiğini belirtti. Öte yandan meme kanserinin geçmişte ileri evrede teşhis edilebildiğini söyledi. Günümüzde ise bakanlık tarafından yürütülen tarama programlarıyla daha erken evrede teşhis edilebildiğinin altını çizdi. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta. Hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına sağlıklı hayat merkezleri dahil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir ifadelerini kullandı. Meme kanserine karşı korunma yöntemlerine de değinen Bakan Koca, tüm kanserlere karşı olduğu gibi dengeli tüketim ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltabilmektedir, dedi. Öte yandan meme kanserine karşı yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynuyor. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası 2 yıldan uzun süreli hormon ilacı kullanmak bulunuyor. Bakan Koca meme kanseri için mamografi taramasını da hatırlattı. 20 yaşından başlayarak her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar herhangi bir yakınmaları yoksa bile her 2 yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir, dedi. Evet. Adıyaman'da deprem mağdurları için inşa edilen deprem konutları tamamlanmak üzere. Kalıcı konutlar Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 29 Ekim'de hak sahiplerine teslim edilecek. Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları 29 Ekim'de hak sahiplerine teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için hummalı çalışma yapıldı. Öncelik olarak depremde evini kaybeden vatandaşlara kalıcı konutların inşasına başlandı. Adıyaman'da inşa edilen konutların yapımında sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ ve Emlak Konut Koordinesi'nde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimi için sayılı günler kaldı. 240 konut 29 Ekim'de hak sahiplerine teslim edilecek. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de 240 konutun inşallah bir terslik olmazsa teslimatı yapılacak. Olağanüstü bir olumsuz bir şey olmazsa arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. TOKİ ekibi sağ olsunlar. İnşallah 29 Ekim'de yetiştirmeye çalışıyorlar. Yıl sonunda bu sayı 500'e çıkacak. Toplamda 500 konuta yakın olacak şekilde yıl sonunda teslimat yapılacak. Mart ayı itibariyle de 2685 konutun teslimatı yapılacak. Haziran'da 3034 konutun bitimi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları da sürüyor. İstanbul'da yolda yürüyen bir kadın kaldırımın çökmesiyle oluşan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı. Kaldırımda yürüyordu. Yolun çökmesiyle kendini bir anda 5 metre derinlikte buldu. İstanbul Şişli'de meydana gelen olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gülcan N. Harman Sokak'ta kaldırıma çıkmış yürüyordu. Yol bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın kendini bir anda 5 metre derinliğindeki çukurda buldu. Durumu gören sokaktaki vatandaşlar kadını kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan kadın itfaiye erlerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Kadın daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaki başka noktalarda çökme ihtimaline karşı önlem alınırken Gülcan N.'nin düşme anı kameralara yansıdı. Elazığ'da bir balıkçı turna balığı yakaladı. 40 kilo ağırlığındaki balığı popülasyonunu korumak için suya geri bıraktı. Bir tık geri çık, sen bir tık geri çık. Ya Allah Allah. Dur acele etme. Dur gelecek buna kafana yerleşecek. Abi çevireyim. Abi çevireyim getireyim. Ya hadi.
Amatör balıkçılık yapıyordu. Oltasına 40 kilogram ağırlığında balık takıldı. Burası Elazığ. Ya hadi. Elazığ'da amatör olta balıkçılarından Murat Şimşek'in oltasına Keban Barajı'nda yaklaşık 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda dev bir Fırat turnası takıldı. Devasal turna 30'un üstü var illaki. Ahir bunu salıyoruz çünkü vicdani limitimin bayağı üstünde. Genelde 6 kilonun 6 ile 15 kilonun üstüne alıkoymuyorum. Dev turna balığını tekneye alan Murat Şimşek ve arkadaşları kıyıya geldiklerinde dev balığın anaç bir balık olduğunu fark etti. Çünkü bu anaç bir balık. Milyonlarca yavru bırakacak. Çok büyük bir balık. Bunu salıyoruz. Hadi bakalım. Daha iyileri hobidaşlarımıza denk gelsin. Murat Şimşek bunun üzerine kucağına aldığı balığı daha sonra suya tekrar bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biraz can geldi ha. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. Kapınız gelin. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacak.